Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir olay yaşandı. Ve beyazlar da Jan Nepomniachtchi, siyahlar da Wessi So çok kritik bir soru için hakemi çağırdılar. Ve bir tanesi o hakem kararından sonra oyunu terk etti. Her iki oyuncuyla da konuşma fırsatım oldu. Ve sizlere orada röportajda neler söylediklerini aktarmış olacağım. Gelelim oyuna ve oradaki konuma geleceğiz. Zaten 18 hamlede bitiyor, o yüzden birazcık belki kısa bir video olabilir, üzerine konuşacağız. Beyazlar C4'le oyuna başlıyorlar. Amaçlardan bir tanesi B piyonunu da B4'e hızlıca gelip aslında fili B3'e ve fili A1'e yerleştirdikten sonra buradaki şaha güzel bir atak yapmak. Hemen B5 oynadı rakip. Ki zaten aynı oyun, yanlış hatırlamıyorsam siyahlarda Magnus tarafından da böyle C4'de B5 karşılığı verildi. Ve Blue Bomb almıştı galiba. Vezir B5'ten sonra böyle oynanmıştı oyun, ama burada Nepo almıyor, C5 oynuyor. E5'in ardından şimdi burada B4 oynandıktan sonra filin artık B3'e yerleşmesi kesinleşti. D6 ile beraber tabii ki burada olabildiğince E5'e tutunmaya çalışıyor. Ve D6'dan sonra şimdi fil B3 oynandı. Fil B3'ten sonra da A5 tercihini görüyoruz. A3 ile beraber B4'e tutunmaya devam ediyor beyazlar. Fil F6 oynandı ve tabii ki bu çapraz kapatılmaya çalışılıyor. Fil F6'dan sonra E3 ve at E7. Konuma baktığımız zaman evet, siyahlar da gelişimini tamamlamaya çalışıyorlar ama buradaki konum çok sıkışık kaldı. Yani buna bir şeyler yapması gerekiyor siyahların. At E7, evet tabii ki E7'de kalmak için gelmedi ama at D6'da sıkıştı ve bu atın da gidebilecek aslında çok da güzel kareleri şu anlık yok gibi. Orayı bir çözmesi lazım. O sırada da beyazlar hemen F4 oynuyorlar. Tabii ki mantık belli. Fil çok güzel bir çapraza bakıyor şah kanadına. Yine diğer fil de öyle. Vezir de bakıyor şah kanadına. Ve artık F hattını da açtığınız zaman atları da getireceksiniz. Çok kolay bir atak olacak. Ama ona izin yok. F hattını açmak istemiyor tabii ki Wessi So. Ve burada E4 oynuyor. Tabii ki filleri kesme imkanınız var ama beyazlar bunu yapmayacak. Çünkü fil F6 direkt at F6 ile beraber bir gelişim demek. Bunu yapmak istemiyor. CD6, CD6'dan sonra şimdi at E2 ile gelişime devam etti. Fil A1'i aldıktan sonra vezir A1'e şimdi at F6 oynanıyor. Ve buradan sonra bir tempo daha önde kalmış oluyor aslında beyazlar daha deminki değişime kıyasla. At C2 oynadıktan sonra tabii ki amaç atı D4'e koymak ve imkan olursa atı F5'e koymak tabii ki. Ve sonrasında da G7'ye buradan baskı yapmış olacak önemli ataklar tabii ki. Kale C8 oynandı. Şimdi burada at D4, AB4, AB4'ün devamında fil D5 ile beraber kesmeye geliyor. Fil D5 kesiniz ve at ED5. Bu konumu gördükten sonra ben canlı canlı izliyordum ama Stockfish yoktu tabii ki orada. O yüzden bu konuma baktığımda tamam dedim. Yani eşitlendi, sıkıcı bir oyun olacak ama tabii ki siyahların rok atması gerekecek burada. Mesela at F5. Bir örnek gösterelim. Burada rok atabiliyorsunuz normalde. Roktan sonra şahınız buraya gelmiş oluyor. Zaten şahınız oradaydı ama kalenizi aktarmış oluyorsunuz. Çok ilginç tabii ki. Burada fişi random normal gibi değil ama tabii ki oyuncular da rok atarken burada rok diyerek kaleyi oynatıyorlar sadece. O da çok ilginç bir kural olarak aslında yansıyor. Olay da birazcık bununla ilgili, onu söyleyeyim. At F5 oynandı. At F5 ile beraber G7'ye güzel bir baskı var. Ve bu atı artık kaldıramıyorsunuz çünkü mat olacaksınız. Kale C2 iniyor. Tabii ki aşağılarda o da bir şeyler yapmak istiyor. Ve bu konumun aslında yani eşitliğe dönük olması lazım ama tabii Nepo birazcık zorluyor şansını. At G3 oynamayı tercih ediyor. Amaçlardan bir tanesi de at E4 oynamak. Ve siz alamıyorsunuz ki burada mat var ki kale D2 de buna sürüklüyor aslında bizi biraz. At çarpı E4'ten sonra burada ver kaleyi, ver buradaki atı, ver D6'yı, bir de tabii ki ver matı diyor. Yani bir sürü istek çıkıyor. O yüzden kale D2 almadı Wessi So. Vezir C8 oynadı ama bu da D6'yı bırakmak anlamına geliyor. Ve burada ben de o ara telefonumda bir şeylerle ilgileniyordum ve bu ara vezir E6 oynandı. Ben konuma baktım, dedim ki vezir A8 matımsı bir şey. Sonra Nepo'nun yüzüne baktım. Nepo da böyle yüz buruşturdu. Dedim ki tamam, burada bir içerik çıktı. Hemen videoyu almaya başladım onları. Sonrasında burada Nepo vezir A8 oynadı. Ve Wessi So rok atmaya çalışıyor. Ama rok atamıyor. Sonra hakem çağrıldı. Dedi ki Nepomniachtchi, yani bu rok mümkün değil. Çünkü şah çekiyorum. Şah çekerken rok olmaz. Wessi So da şöyle söyledi. Ama ben burada şahı oynamayacağım ki, kaleye direkt gelmiş olacağım aslında.
böyle rock olmuyor mu dedi. En azından Fisher Random'da normal rock kurallarını zaten herkes biliyor. Ve burada rock atmaya çalıştı. Hakem çağrıldı. Hakem hayır rock atamazsın dedi. Ve Wesley Sow da onun üzerine oyunu terk etti. Sonrasında Nepomniachtchi ile konuştum. Nepomniachtchi şöyle dedi. Ben 5 yaşından beri satranç oynuyorum ve kuralları bildiğim kadarıyla şah çekilirken rock atılmaz. Bu isterse Fisher Random isterse normal satranç olsun. Aksi takdirde birazcık hani farklı bir şeye evrilmiş oluyor aslında. Bu satranç olmazdı gibi bir şey söyledi. Wesley Sow'a sordum sonra. O da şöyle söyledi. Magnus da aslında kale F8 oynanılabileceğini bu konumda düşünüyormuş. Yani bana da ilk etapta öyle geldi ama kurallara hiç bakmamıştım aslında. Öyle hani birazcık da içimden geldiği gibi oynuyordum deyip şampiyon olan adam bu arada. Wesley Sow da çok iyi bir niyetle aslında konumu açıklamış oldu. Ama diyor hak veriyorum kesinlikle doğru. Şah çekilirken olmaz ama benim de orada birazcık kafam karıştı. Gerçekten utanç verici dedi. Ve her ikisi de yani çok güzel reaksiyonlar vermiş oldu. Ben de bu konumu bugün sizler için getirmiş oldum. Umarım keyif almışsınızdır. İlginç bir turnuva devam ediyor. Ben İzlanda'da bu turnuvayı yerinden takip ediyorum. Emredim. Muhteşem bir iş çıkartıyor gerçekten. Yani 5-6 saat yayında olmak gerçekten çok zor. Sizler de lütfen yarından itibaren Emre'ye eşlik edin. Ve en azından onun emeğine bir like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.